لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Programımızın açılış konuşmasını yapmak üzere ilçe müftümüz Sayın Aşur Akyol hocamızın kürsüye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkan Vekilim, Saçak Belediye Başkanımız, saygıdeğer hocam ve değerli çetleşiler, düzenlemiş olduğumuz Mevlid-i Nebi konferansına, programına hoş geldiniz diyor. Davetimize icabetinizden dolayı hepinize teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımız 2-3 seneden beri Rebiülevvel ayının 12. gecesini içine alan yani Mevlid Kandilini içine alan haftayı Mevlid-i Nebi haftası olarak Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile hem yurt içinde hem de yurt dışında çeşitli etkinliklerle kutlamaktadır. Bütün bu etkinliklerde Hazreti Peygamber anılmış ve onun bütün yönleriyle tanıtılmasına gayret sarf edilmiştir. Değerli davetliler, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi anmak ve daha da önemlisi onu anlamak demektir Mevlid-i Nebi. İşte anlamak için her tarafta bu hafta çerçevesinde Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anılmaktadır. Değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevgi ve rahmet peygamberiydi.
Onun mesajlarına bakıldığı zaman etnik, siyasal veya dinsel herhangi bir ayrım gözetmeksizin yaratılanı yaratandan ötürü sevmek ve merhamet etmek temel vurgudur. Nitekim iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe gerçek manada iman etmiş olamazsınız. Müslüman elinden ve dilinden diğer insanların emin olduğu kimsedir buyurarak sevgi ve güveni toplumsal birlikteliğin ve barışın temel taşı yapmıştır. Öz bir ifadeyle o, insani değerlerin, insani erdemlerin ve ahlaki değerlerin zemin bulduğu örnek bir elçi, örnek bir şahsiyettir. Değerli kardeşlerim, hangi açıdan bakılırsa bakılsın, içinde yaşadığımız çağ, onun rahmet ve hikmet yüklü mesajlarına muhtaçtır. Zira insanlığın gönül dünyası, üzülerek ifade edelim ki, çağın getirmiş olduğu problemlerle adeta kurumaya yüz tutmak üzeredir. Günümüzde insanlığın en büyük problemlerinden birisi genelde sevgi açlığı, özelde ise öteki olarak nitelendirilen insanı hazmedememe problemidir. Bu noktada Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevgi merkezli tanımaya her zamankinden daha fazla muhtacız. Kültür tarihimizin önemli örnek şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin dilindeki aşk peygamberini, Ahmet Yesevi'nin dilindeki hikmet peygamberini, Mevlana'nın dilindeki rahmet peygamberini, Hacı Bektaş Veli'nin dilindeki eşsiz baba, insan peygamberini günümüzde yeniden keşfetmeye, yeniden tanımaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü Efendimizin mesajlarına baktığımız zaman terörün ve şiddetin değil, adaletin ve insafın, savaşın değil, barışın, kin ve nefretin değil, sevgi ve merhametin, bölünmenin, parçalanmanın değil, birlikteliğin ve beraberliğin esas olduğu görülecektir. Değerli davetliler, dünyanın sanal ve geçici meşgalelerinin özellikle günümüzde hayatımızı ve geleceğimizi ipotek altına aldığı şu modern dönemlerde Kur'an-ı Kerim'i ve Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini en iyi şekilde anlamaya, bunun içinde gönlümüzü Kur'an'a açmaya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatını ve onun sünnetini rehber edinmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Değerli kardeşlerim, biraz sonra Sakarya İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi değerli hocam Hayati Yılmaz hocamız bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından kesitler sunacaktır. Ben şahsım, kurumum ve ilçemiz adına hocamıza hoş geldiniz diyorum. Bu duygu ve temennilerle dünyamızı şereflendiren Allah Resulü Efendimizin doğum yılı olan Mevlid-i Nebi'nin tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini, onu ve onun insanlığa en büyük hediyesi olan Kur'an'ı daha yakından tanımamıza, sevgisi etrafında, çağrısı etrafında buluşmamıza vesile olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyor. Günümüze, davetimize katıldığınızdan dolayı hepinize teşekkür eder, saygılar sunuyorum. Olmuştur zafer, Bahri Cihan hayrul beşer, doğdu ay geldi yine.
Şimdi Belkalat Köy Camii İmam Hatibi Yavuz Cömert hocamız Nat-ı Şerif okuyacak. Kendisini sahneye davet ediyorum. Her şey bir şiirle başladı. Peygamber huzurunda okunan bir şiirle. Kızgın kum fırtınalarından, Adem Vadisi'nden kopup gelen bir şairle. Ardında 40 süvari ve alev alev yanan gözlerinde ihanet haberleri. Bu şair Huza kabilesinden An bin Salim'di. En üst perdeden okudu şiirini ve gözlerini kırpmadan dinledi Nebi. Kureyşliler sana verdikleri sözde durmadılar. Hudeybiye'de seninle yaptıkları mizakı bozdular. Bizi Vetir'de, kendi yurdumuzda gafil avladılar. Benim kimseyi yardıma çağıramayacağımı sandılar. Dedi ve durdu. Şairi alıyor. Peygamber'e çevrildi tüm gözler. Ve o an tutuldu nefesler. Ashabın başı yere değiyordu. Çünkü mübarek alınlarındaki damar belli oluyor. Peygamber celalleniyordu. Ey Nebi, Allah'ın kullarını yardıma çağır. İçlerinde Allah'ın Resulü de olsun. Yapılan zulme öfkesinden renkten renge girsin. Ve büyük bir ordunun başına geçip denizler gibi köpürerek akıp gelsin. Şiir bitmişti. Şair de bitmişti. Gözler hala peygamberdeydi. Allah'ın Resulü ridasını toplayıp ayağa kalktı. Ve sahabe ayağa kalktı. Şimdi konuşan peygamberdi. Eğer kendime yardım ettiğim şeylerle Huzalara yardım etmezsem ben de yardım görmeyeyim. Varlığım kudret elinde olan Allah'a hamdolsun ki kendimi ve ev halkını koruduğum gibi bunları da koruyacağım. Şimdi haber salın yeryüzüne. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Medine'de toplansın. Medine dağlarında savaşın ritmi, sokaklarında peygamber sessizliği. Konuşmuyor Nebi. Hane-i Saadet'te zırhlar temizleniyor. Hane-i Saadet'te kılıçlar bileniyor. Ve şehirlerin annesi gülüyor. Mekke-i Mükerreme gülüyor. Gül ey Mekke, gün senin günündür. Gün senin fetih günündür. Gül ki bu dönüş sanadır. Baksana, dün bağrından koparılan yiğitler dönüyor sana. Erak topraklarını savuran rüzgar geliyor önce. Ardından kocaman bir birlik. Başlarında Halid bin Velid. Arkadan ey Mekke, senin topraklarında yaşarken Rabbim Allah'tır dedi diye sömüren, işkence gören, her tarafı kıpkızıl kurban taşları gibi kan içinde kalan muhacirler geliyor. Zübeyir bin Avvam geliyor. Hani 8 yaşında Müslüman olan, hani 15 yaşında senden koparlan. Amcası onu bir hasıra sarmıştı hani. Ateş dumanına tutmuştu küfre dönsün diye. Ama o dönmedi küfre. Ve peygamber yıldızlarından biri olarak en önde sana geliyor ey Mekke. Arkadan Beni Gıfarlar geliyor. Bayrakları Ebu Zer Gıfari'nin elinde. Şu Müslüman oluşunu Kabe'de ilan edince bayılana kadar dövülen Ebu Zer geliyor. Eserler geliyor bölük halinde. Müzeyneler bin kişilik alayla geçerken çölden tekbir sesleri geliyor göklerde. Ey Mekke, başka kimi bekliyorsun söyle? Hazreti Hamza'yı mı? Mus'ab bin Umeyr'i mi? Onlar şehitler ordusuyla tebessüm ediyorlar sana. Ve baksana, gözleri ışıl ışıl, sana yaklaşan ve tozu dumana katan bir alayı seyrediyorlar. Kapkara taşlandıran bu alay da kim? Bir hareketlilik semada. Bunlar ölüme susamış savaş erleri ensar. Ve en ortada simsiyah sarıyla yar. O an peygamberler ayakta, şehitler ayakta, melekler ayakta. Ey Mekke, kalkabilirsen sen de kalk. Çünkü
ki gönüllere safa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. 8 yıl geçmiş aradan. Sen dünyadan daha değerlisin. Ama senin insanların beni rahat bırakmıyor deyip gitmişti. Yıldızlar da seninle birlikte gitmişti ey Allah'ın Resulü. Kapkaranlık geceler kalmıştı ardında. Mekke öksüz kalmıştı. Ve Mekke çocukları. Çocuklar hep Habbab bin Enet'in ateşi. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala merhamet et, lütfuna şayan.
طبيب القلوب. Sakarya'dan bir misafirimiz var. Doçent Doktor Hayati Yılmaz hocamız. Kendisine hoş geldiniz diyorum ve kısaca hocamızı tanıyalım. Hocamız 1968 Tokat doğumlu. 1986 Sivas İmam Hatip Lisesi'nden 1990'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Halen Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis ana bilim dalı öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır. Uzak yoldan geldiler. Kendisine teşekkür ediyorum. Ve konferansını sunmak üzere kendisini huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun hocam. Ve men tebiyahum yuhsan lillahi yevmiddin ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hazirun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlayıp Mevlid-i Nebi haftası vesilesiyle alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimizin vilayet seneyi devriyesi için burada bulunmanızdan dolayı hepinizi tebrik ediyor. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Salonun doluluğuna bakılırsa Çerkeş'in yarısı burada galiba. Bu da çok takdire şayan bir durumdur. Elbette şimdiye kadarki yapan gerek Kur'an-ı Kerim tilaveti gerekse Erzurumlu Yavuz Cömert'in Erzincanlı Dursun Ali'nin şiirini okurkenki performansı açıkçası beni biraz heyecanlandırdı. Onlardan sonra ben daha güzel ne yapabileceğimi düşünmeye başladım. Onlar güzel güzel ifade ettiler. Ayet-i kerimelerde Peygamber Efendimiz'i anlatan kısımlar bizim zaten anlamak durumunda olduğumuz kısımlardı, ayetlerdi. Şiirde de Peygamber Efendimiz'in bir hatırası duygu yüklü dizelerle bahsedilmiş oldu. Ben hem Onur Kaya kardeşime hem de Yavuz Cömert kardeşime çok teşekkür ediyorum. Allah yüreklerine sağlık, afiyet versin inşallah. Değerli dinleyenler, Mevlid-i Nebi önemli bir olay. Dünya tarihinin belki demeyelim, elbette ki en önemli olayı olarak kabul edilmesi gerekir. Zira peygamberler zincirinin son halkası olarak alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'in dünyayı teşriflerinin tarihini ifade etmiş oluyor. Bundan 1448 sene önce dünyayı teşrif etti Peygamber Efendimiz. Babasını görmedi, annesini küçük yaşta kaybetti, dedesi ve amcası tarafından büyütüldü. Aslında o günkü şartlarda toplumun çok da itibar etmediği yetimler arasında bir insandı. Hatta o kadar ki peygamber olarak görevlendirildiğinde bile onun bu yetimliği yüzüne vurulmuş, peygamberlik sana mı kaldı derecesine küçük görülmüş, hakir görülmüştü. Ama o Allah Teala'nın seçtiği ve son peygamber olarak görevlendirdiği yüce bir insandı. Mevlid-i Nebi haftaları elbette bizim için değişik bir mana ifade etmelidir. Lakin bu manayı biraz böyle
sadece işte Mevlid-i Kandil'inizi tebrik ederim, mübarek olsun, hayırlara vesile olsun gibi temenni cümleleriyle geçiştirmenin beklediğimizin olmasına çok fazla bir katkısı olmadığını da görmemiz gerekiyor. Bu tür programlar, konferanslar, etkinlikler vesaire aslında hani bir şey yapalım olsun, boş durmuş olmayalım anlamında değil de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayatımıza yeniden nasıl doğmasını sağlarızın başlangıcı olarak düşünülmesi lazım. Öyle bir şeyler yapalım ki her sene Peygamber Efendimiz 12 Rebiül Evvel'de yeniden doğsun. Hayatımıza yeniden gelsin. Ailemize, toplumumuza, Çerkeş'imize bir gelsin. Bakalım o zaman bizim hayatımızda ne gibi değişiklikler olacak. Yavuz Cömert kardeşime tavsiyem olsun, belki de vardır ama İbrahim Sadri'nin bir şiiri de var. Peygamber evimize gelseydi diye başlayan bir şiir. Aslında Mevlüt Haftaları da galiba o şiiri okumak daha etkili olacaktır. Bence dinleyin o şiiri, dinleyelim o şiiri. O zaman bir kendimize çeki düzen vermemizin sanki böyle bir içgüdüsünü, motivasyonunu hissetmiş olacağız. Peygamberimiz evimize gelseydi ne yapardı? Dese ki size geliyorum. Bir saate kadar oradayım. Buyur ya Resulallah diye evimizi sonuna kadar açabilir miydik? Yoksa ya Resulallah sanki bizim ev çok müsait değil. Bir hafta sonra gelsem, biz o zamana kadar bir derlensek, toparlansak, evimizi sizin geldiğinizde rahatsız olmayacağınız bir hale soksak diye böyle bir süre mi almak istemedik? Bunlarla yüzleşmek, bunlarla hesaplaşmak bazen bize zor geliyor. O yüzden de Mevlid Kandiliniz mübarek olsun deyip geçiştirmek daha kolay ve basit bir çıkış yolu olarak görülebiliyor. Dolayısıyla her birimiz, mesela gençler görüyorum, genç kardeşlerimi görüyorum, liseden, ortaokuldan gelenler oldu sanıyorum. Onlara da tavsiyem olsun ki mesela Mevlid'in de bir haftası, Mevlid haftası bir başlangıç olarak Peygamber Efendimiz'in hayatını, siretini, siyerini okumaya başlamanın da başlangıcı olsun. Hayrettin Karaman hocamızı tanırsınız, duymuşsunuzdur. Allah sağlık afiyet versin. Dualarımıza muhtaç şu anda. Sağlık problemi var. Tedavi görüyor. İnşallah dualarımız bereketiyle hocamıza Allah sağlık afiyetler verir. Hocamızın bizde derslerde şu tavsiyesi vardı. Her sene farklı bir yazarın Hazreti Peygamber'in hayatını okuyun. Her sene farklı bir yazardan bir Siyer-i Nebi okuyun. Değişik kalemler, değişik üsluplar Peygamberimizi daha güzel anlamamıza vesile olacaktır diye. Şu halde bu haftanın hani bir başlangıç olması, milat olması düşüncesiyle bir Siyer-i Nebi okuma programımıza hemen başlamamız lazım. Zira bizim Peygamberimiz öyle sıradan bir insan değil. Olsa da olur, olmasa da olur, tanısak da olur, tanımasak da olur diyebileceğimiz bir insan değil. Biz ona medyon-ü şükranız. Ümmeti olarak ona çok şey borçluyuz. Dolayısıyla bu borcumuzu, bu minnettarlığımızı kendisine layık bir ümmet, bir ümmetin ferdi olarak göstermek gibi bir sorumluluğumuz var. Bu da ancak onu en iyi şekilde tanımakla mümkün olabilir. Tanımadığımız bir insanı sevemeyiz. Tanımadığımız bir insanın yolundan gidemeyiz. O halde önce bize düşen Peygamber Efendimiz kimdir, nasıl bir insandır, nasıl bir yol takip etmiştir ve bize neyi miras bırakmıştır, bunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Onur hocamızın okuduğu ilk ayette şöyle buyuruluyordu. Estağfirullah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا. Elbette ki, hiç şüphe yok ki sizin için Resulullah'ta en güzel modellik vardır, en güzel örneklik vardır. Peki kim bu siz? Bu siz kim? Biz miyiz mesela? Ayetin devamı bunu şöyle ifade ediyor. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Allah'ı ve ahiret gününü isteyenler için.
dünyadaki yaşamasının gayesi Allah rızasını elde etmek ve ahirette mutlu sona ulaşmak isteyenler için Resulullah güzel bir örnektir. Değilse dünyada başka türlü hedefleri olan, dünyada başka hedeflerin peşinde koşan, başka dertleri, gayeleri olan insanlar için Resulullah güzel bir model olmayabilir. O halde biz öncelikle bu dünya hayatında hedefimizin ne olduğunu belirlemek durumundayız. Her ne işle meşgul olursak olalım, amacımız Allah'ın rızasını kazanmak ve dolayısıyla ahirette güzel bir sona ulaşmak mı? Yoksa zengin, itibarlı, böyle müreffeh bir hayat yaşayıp iş adamı olmak, zengin olmak, villalarda, kâşanelerde yaşamak ve öyle ölüp gitmek mi? Biz Peygamberimize öncelikle buradan yaklaşmak durumundayız. Yani onun bize modellik yaptığı, örneklik teşkil ettiği tarafın Allah rızasını kazanmak ve ahirette işte diyelim ki cennete girebilecek bir insan olabilmek hedefimiz olması gerekiyor. Bunun için de değerli kardeşlerim, öncelikle onu ve onun bize bıraktığı mirası olan sünnet-i seniyyesini çok iyi bilmek ve kavramak durumundayız. Tabii bizler Müslümanız elhamdülillah. Öncelikle bu konuda Allah Teala'ya ne kadar şükretsek azdır. Hamdolsun ki bizi Müslüman olarak yaratmış ve bu son dini, mükemmel dini aramak zorunda bırakmamış. Öyle değil mi? Bir gayrimüslim olarak da olsaydık, başka bir yabancı ülkede bir Hristiyan, bir Yahudi, bir Budist, bir Brahman, ne bileyim başka bir coğrafyada İslam'ın dışında bir insan olarak doğabilirdik. Ve biz yine Allah'ı bulmakla mükellef olacaktık ve belki de bulamayacaktık. Bundan dolayıdır ki Allah Teala'nın bizi Müslüman bir ülkede, Müslüman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya getirmiş olmasına dolayı hani tabiri caizse maça 1-0 önde başlıyoruz. Bu çok büyük şükür göstermemiz gereken bir noktadır ve ne yazık ki en büyük ihmalimiz de burada kendini göstermektedir. Ol mahiler ki derya içindedir, deryayı bilmezler. Yani biz Müslümanız ama Müslümanlığımızın kıymetini bilmiyoruz. Dolayısıyla önce bu farkındalığa ulaşmamız lazım. Müslüman olmanın en büyük şeref olduğunu bilerek yaşamalı, o özgüveni en ücra noktamıza kadar hissedebilmemiz gerekiyor. Mensubu bulunduğumuz bu dinin temel iki kaynağı vardır. Bunlardan birisi, aslında şöyle diyelim de daha toparlayıcı olsun. Bu dinin bir tane kaynağı vardır. O da vahiydir. Vahiydir. Vahiy nedir? Vahiy, Allah Teala'nın seçtiği peygamberler vasıtasıyla insanlara ulaştırdığı ilahi bilgilerdir. Dolayısıyla peygamberin görevi Allah'tan aldığı vahyi insanlara ulaştırmaktır. Peygamberler tarihine baktığımızda Hazreti Adem Efendimiz'den itibaren her peygamber mutlaka vahiy getirmiştir. Zaten vahiy olmasa peygamber olduğu anlaşılmaz, bilinmezdi. Ama burada şu noktaya gelmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberler özelinde bile meseleye baksak, ki zaten diğerlerini tanımıyoruz, hangileri peygamber veya değil, bazı peygamberlerin yanlarında bir kitap da getirdiğini, çoğunun ise herhangi bir kitap ya da yazılı bir metin getirmeden peygamberlik yaptığı görülmektedir. Dolayısıyla peygamberin görevi, tırnak içerisinde söylüyorum, bir kitap getirmek değildir. Onun görevi, ayet-i kerimede de ifade edildiği üzere, قُلْ اِنَّمَا اَلَ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ de ki, ben de sizin gibi bir beşerim. De ki ben de sizin gibi bir beşerim ama bana vahyolunuyor, bana vahiy geliyor de. Şu halde peygamberimizin diğer insanlardan ayıran özelliği onun vahiy alıyor olmasıdır. Bütün peygamberler vahiy getirmişlerdir ama bütün peygamberler kitap getirmemişlerdir. Bundan şu sonuca varıyoruz ki bir peygamberin peygamber olabilmesi için kitap getirme şartı yoktur. Ama aldığı vahyi insanlara tebliğ etme zarureti bulunmaktadır. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de de
Allah Teala beraberinde bir de kitap göndermeyi takdir buyurmuşlar ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim göndermişlerdir. Demek istediğim şu, eğer Kur'an-ı Kerim getirmeseydi de biz peygamberimizi peygamber olarak kabul edecek ve onun getirdiği dine tabi olacaktık Allah'ın izniyle. Hani senin kitabın nerede, niye kitap getirmedin diye bir soru sorma hakkımız olamaz. Hiçbir sahabede de, yani diyelim ki ilk peygamberlik zamanlarında peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri getirdiğinde, hatta ilk vahiyden sonra 3 yıl karar olduğu söylenen bir ara dönem vardı. Hiç Kur'an-ı Kerim'e ayeti gelmiyordu. O sırada da ona inananlar, ilk Müslümanlar onun peygamberliğini sorgulamış falan değillerdi. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in hem şahsı hem de onun hayatı anlamına gelen sünnet-i seniyyesine dair olan bilgilerimiz bizim düzgün Müslüman olabilmemiz için şarttır. Sünnet olmadan doğru düzgün Müslüman olma imkanı yoktur. Bunun böyle de bilinmesi gerekiyor. Sadece Kur'an-ı Kerim ile Müslüman olunacağı iddiasında bulunanlar aslında belki farkında değiller ama Hazreti Peygamber Efendimiz'in kendisinin yaptığı işi onun elinden almaktadırlar. Zira Kur'an-ı Kerim eğer doğrudan kendisi anlaşılacak bir kitap olsaydı, başka hiçbir açıklayıcı insana, açıklayıcı bir birime muhtaç olmasaydı, o zaman bunu Peygamberimiz bize söylerdi ve kendisi de kitabı bırakıp giderdi. Halbuki öyle yapılmamış, aksine 23 sene süren bir peygamberlik hayatı boyunca peyderpey gelen ayet-i kerimeleri bizzat yaşayarak, açıklayarak önce sahabe toplumuna sonra da ümmetine bu şekilde öğretmiş oldu. Bugün Kur'an yeter, başka bir şey gerek yok diyenler aslında peygamberimizi aradan çıkartıp onun yaptığı işi ben yaparım diyenlerdir. Neden sen yapıyorsun? Bırak peygamberimiz yapsın. Eğer Kur'an-ı Kerim açıklanacaksa bırak peygamberimiz açıklasın. Onun açıklamaları senin açıklamalarından daha doğrudur, kesin doğrudur. Ha, eğer Kur'an-ı Kerim açıklanmaya muhtaç değil ve herkes onu eline alıp okuduğunu anlayacaksa, o zaman sen de çekil aradan, ben Kur'an-ı Kerim'i kendim okuyayım, kendim anlayayım. Sen niye uğraşıyorsun? Kur'an'ı anlamak için, anlatmak için programlar yapılıyor, tefsirler yazılıyor, kitaplar yazılıyor. Niye? Kur'an-ı Kerim'i anlatmak için. Sen anlatınca Kur'an-ı Kerim anlatılıyor da Peygamberimiz açıkladığı zaman niye kabul edilmiyor? Dolayısıyla buradaki bu çelişkiyi görmemiz gerekiyor ve bu noktada dikkatli, basiretli davranmamız lazım. Onun için Mevlid-i Nebiler bizim Peygamberimizin tekrar hayatımıza doğması için güzel bir fırsattır. Kendimizi, gönlümüzü, kalbimizi Peygamberimize açmanın güzel bir başlangıcı olarak kabul edilmelidir değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz'e itaatla ilgili Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok ayet-i kerime var ki sadece bunlara bile bakıldığında aksinin düşünülmesi mümkün olmayacaktır. Bakın çok dikkat çekici bir ayet-i kerime şöyle buyurur. Estağfirullah. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِرْكُمُ اللّٰهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Bu ayet-i kerimedeki denklemi iyi çözmemiz lazım değerli kardeşlerim. Allah'ı seviyorsanız peygambere uyacaksınız ki Allah da sizi sevsin. Çok net bir şekilde Allah Teala buyuruyor ki benim sevgime giden yol Resulüme itaattan geçer. Beni sevdiğini söyleyen önce Resulüme itaat edecek ki ben de onu seveyim. Ya Rabbi ben seni çok seviyorum. Peygamber'e itaat durumu ne? Sıfır. O zaman ben seni niye seveyim ki? Benim sevgim gönderdiğim peygambere itaattan geçiyor. Men yuta'ir rasule fakat ata Allah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş demektir. Kul ete'ullaha ve ete'ur rasule ve ulul emri minkum. De ki Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan yöneticilerinize, ulul emirlerinize itaat edin. Yani bunlar ayet-i kerimeler 10-15 civarında itaatle ilgili doğrudan ayet-i kerimeler vardır. Bunları şöyle geçerek size şu ayet-i kerimeyi de özellikle hatırlatmak istiyorum.
Aramızda din görevlisi arkadaşlarımız da var mutlaka. Onlar da bunlar üzerinde düşünsünler ve yeri geldiğinde cemaatlerine, mahallelerinde, köylerinde bunlardan bahsedebilirler. Çünkü biz aynı bilgileri kullanarak aynı dini insanlara ulaştırmak için gayret eden değişik kademelerdeki insanlarız. Yanlış hatırlamıyorsam Nisa suresinin 64 ya da 65. ayeti olsa gerek. Metin şöyle: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. فَلَا وَرَبِّكَ. Şimdi Arapça bilenlerimiz vardır değil mi? Var mı? Eller? Kaç tane var? Evet. Şimdi Arapça bilenlerimizin daha iyi anlayacağı şekilde epeyce var. İmam gençlerimiz var. Onlar Arapça biliyorlar. Hepinizi çok tebrik ediyorum gençler. Allah muvaffak etsin hepinize. Fela ve Rabbike. Kur'an-ı Kerim'de kasem dediğimiz yemin ifade eden cümleler vardır. Bunlardan bir tanesi budur ve Kur'an-ı Kerim'de tektir. Kasem ifadeleri Kur'an'da çoktur. Vel asr diyoruz mesela. Asla yemin olsun ki. Ama Rabbinin adına yemin olsun ki hayır vallahi olmaz diye başlayacak şekilde, hani tercihesi farklı şekillerde yapılabilir ama bu kuvvette, bu vurguda Kur'an-ı Kerim'de geçen tek ayet budur. Feverabbike diye başlayan başka bir ayet kelime var. Ama fela ve rabbike diye başlayan başka bir ayet yok. Rabbinin adına yemin olsun ki onlar mümin olmazlar. Onlar mümin olmazlar. Kimler mümin olmaz? Aralarında çıkan bir takım münakaşalarda, tartışmalarda seni hakem yapıp sonra da verdiğin karara hiçbir gönül burkuntusu hissetmeden tam bir teslimiyetle boyun eğmeyenler Müslüman mümin olamazlar. Aralarındaki tartışmalarda senin kararına uymayanlar, kayıtsız şartsız uymayanlar tam bir Müslüman olamazlar diyor ayet-i kerime. Şu ayet-i kerime tamam böyle olabilir. Biz zaten Peygamberimizin her kararına uyuyoruz da bu ayet-i kerimenin bir sebebi nüzulü var. O zaman onun sebebi nüzul dediğimiz bu ayetin niçin indiğinin bir gerekçesi olan olay demektir. Bunu gördüğümüzde ayet başka bir mana ifade ediyor değerli kardeşlerim. Az önce yine şiirde geçen Zübeyir İbn-i Avvam vardı biliyorsunuz. Yavuz Hoca'nın okuduğu şiirde Zübeyir İbn-i Avvam'ın adı geçmişti. Gerçi orada bir yanlış bilgi var zannediyorum. Zübeyir İbn-i Avvam Müslüman olduğunda 8 yaşında değildi. 17 yaşlarında falan Müslüman oldu. O bilgiyi muhtemelen Dursun Ali Ersincanlı Bey yanlış tespit etmiş olabilir. Düzeltmek lazım. Zübeyir İbn-i Avvam Peygamber Efendimiz'in halasının oğluydu. Halası Safiye'nin oğluydu. 17 yaşlarında genç bir delikanlıyken, liseli bir çocukken Müslüman oldu. Ve Peygamberimize çok büyük desteklerde bulundu. Onun yanından ayrılmayan en büyük yardımcılarından birisiydi. Zübeyir İbn-i Avvam ile Ensar'dan bir komşusu arasında hurma bahçesi sulama yüzünden, ki Çerkeş'te de tarım var değil mi? Peygamber var herhalde. Bahçe sulama işleri burada da bilmiyorum. Bir takım tartışmalara falan yol açıyor mudur? Köylerde genelde olur. Herkes birbirinin suyunu keser ya bahçeye giderken. Bizim köyde de olurdu. Tartışmalar çıkardı. İşte sıraya konulur, bir şeyler olur. Hurma bahçesi sulanma sebebiyle Zübeyir ile komşusu arasında bir tartışma çıkmış. Suyun geldiği kanal önce Zübeyir'in bahçesinden geçecek, arkasından diğer Ensari'nin bahçesine gidecek. Kendi aralarında tartışmışlar. Suyu bırak, önce ben sulayayım. Hayır, su benim taraftan geliyor, ben bitireyim, sonra sana geçsin falan derken tartışmışlar. Ve hadi peygambere gidip meseleyi arz edelim demişler. Gelmişler. Hazreti Peygamber de, ya madem su Zübeyir'in tarafından geliyor, önce o sulasın, normal olanı budur, sonra ondan sonra sen sularsın demiş. O diğer olan zat diyor ki, tabii ya Resulallah, Zübeyir senin halanın oğlu ya, onun için böyle yaptı. Bunun üzerine Peygamberimiz diyor ki, Zübeyir sen bahçeni sula, sonra da suyu öbür tarafa bırakma.
madem böyle düşünüyor, o susuz kalsın. Bu olayın üzerine az önce okuduğum ayet-i kerime nazil oluyor. Şimdi olayla beraber düşünelim ayet-i kerimeyi. Aranızda çıkan bahçe sulama meselelerinde bile peygamberin verdiği karara uymazsanız gerçek mümin sayılmazsınız. O zaman itaatın boyutunun nerelere varacağını hesap edebiliyor muyuz? Bahçe sulamada bile böyleyse bu iş, o zaman onun bize din olarak, İslam olarak getirdiği şeylerde, tamam ya Resulallah sen bize Kur'an'ı getirdin, gerisini biz hallederiz, seninle artık karışma demek gibi bir durum nasıl olabilir değerli kardeşler? İnsan bu cesareti nasıl bulabilir kendisine? Dolayısıyla bu noktalarda biraz daha kendimize dikkat etmemiz ve peygamberimizi çok iyi tanıyıp sevmek zorunda olduğumuzu bilelim. Bir başka ayet-i kerime der ki اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ. Peygamber mümin olan insanlara kendi canlarından daha önceliklidir. Peygamber mümin olanlara kendi canlarından daha önceliklidir. Hazreti Peygamberimiz de لَا يُؤْمِنَ حَدُكُمْ حَتَّى اَكُنَ حَبِّ لَهِ مِنْ وَلَدِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ buyuruyor. Ben sizden birinize anne babasından, çoluk çocuğundan ve kendi canından bile daha değerli insanlardan daha sevgili olmadıkça tam bir mümin sayılmazsınız. Dolayısıyla biz başka bir insanla değil, peygamberle muhatabız. Ona karşı bir takım sorumluluklarımız var, ona karşı bir takım vazifelerimiz var ve biz bu vazifeleri ihmal ettiğimiz takdirde kaybedecek olan sadece biziz. Peygamberimiz zaten alemlerin en şereflisi olarak o zaten hak ettiği makam-ı mahmutta bulunacak. Ama biz ona bağlı olduğumuz oranda yükseleceğiz. Onu göz ardı ettiğimiz oranda da uzaklaşmış olacağız. Hocam benim ne kadar sürdüm hocam? Kaç dakikası geçti? 20'si mi kaldı? Ben de bundan sonra 40 dakika var zannediyorum. Peki. Şimdi Mevlüt ve Peygamberimizle alakalı bu hani bir Müslümanın bilmesi gereken, hatırlamamız gereken bu bilgileri paylaşmak istedim sizlerle. Peygamberimize karşı vazifemiz, sorumluluğumuz ihmale gelmez değerli kardeşlerim. O yüzden lütfen hayatımızda Peygamberin hayatını ve sünnetini doğru olarak sahih kaynaklardan öğrenmek adına bir program yapalım. Evimizde siyer okuyalım. Evimizde hadis kitapları okuyalım. Ve hadisler okurken de tabii hocamıza danışalım. Aşur hocamıza danışalım. Çünkü böyle piyasada hadis kitabı diye dolaşıp da ya okunacak kitap diye dolaşıp da aslında çok da doğru bilgiler içermeyen çok sayıda kitap var. İnsanlar para kazanmak için yazıp yazıp duruyorlar. Hangi kitabı okuyacağımızı da tercih etmemiz ve seçmemiz gerekiyor. Çünkü doğru öğrenin derken bu sefer yanlış bilgilerle kendimizi de kafamızı da karıştırmış olabiliriz. Değerli kardeşlerim, tabi bu haftaki yani bu yılki Mevlid-i Nebi haftasının ana konusu aile. Peygamber ve aile konusu ele alınmış. Belki rastlayanlarınız olmuştur. Dün gece de Diyanet TV'de bu konuyla ilgili bir programda yer almıştım. Orada da işte Diyanet hocamızla beraber konunun birkaç boyutunu televizyondan konuşma fırsatı bulmuş olduk. Aynı konunun hani zaten haftanın konusu olduğu için bulunduğumuz yerlerde işlenmesi hani güzel bir şey. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu organizasyonlarında Peygamberimizin belli bir yönüyle anlatmak her sene onu daha iyi tanımamıza vesile olacak çalışmalar olmuş oluyor. Bu senede Peygamberimiz ve aile konusunu ele almış olacağız. Öncelikle aile kurumunun böyle insanlık tarihinin belli bir döneminde falan başladığını, öncesinde ailesiz, başıboş, serbest, karışık bir hayatın olduğunu asla düşünemeyiz. Çünkü biz biliyoruz ki ilk insan Hazreti Adem Efendimiz ve onun eşi
Hazreti Havva annemiz karı koca olarak yaratıldılar. Karı koca olarak yaratıldılar. Eş olarak yaratıldılar. Hem de cennette. Yani insanlık daha dünyaya gelmeden önce aile vardır. Aile vardır. Bunlar şu manayı çıkarmamız lazım. Şu mesajı çıkarmamız lazım. Aile kurumu, aile müessesesi asla ihmale gelmez. Asla ihmal edilecek. Ya canım boş ver artık hangi yüzyıldayız? Bu şimdi bir aile mi kaldı? Falan denecek bir durum yoktur. O yüzden ne yapıp edip ailemize sahip çıkmak zorundayız. Aile kurumunu canlı ve etkili bir şekilde hayatımızda yaşatmak durumundayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendisinin nasıl bir soydan geldiğini ifade ederken şöyle bir hadis söylüyorlar. Ben en baştan beri hep nikahlı ailelerden geldim. Benim sülalemde asla gayrimeşruluk yoktur. Bunu bazıları şöyle anlıyorlar. Yani Hazreti Peygamber'in ailesinde ta Hazreti Adem'e kadar soyunda hiç müşrik, kafir yoktur. O hep Müslümanlardan gelmiştir diye anlıyorlar. Böyle değil. Böyle değil. Çünkü çok net bir şekilde biliyoruz ki Hazreti İbrahim'in soyundan geliyor Peygamberimiz. Ve Hazreti İbrahim'in babası Azer müşrikti. Dolayısıyla burada Peygamberimizin ben hep nikahlı ailelerden geldim. Benim hayatımda, benim sülalemde gayrimeşru bir birliktelik yoktur. Yani Allah muhafaza böyle hani gayrimeşru bir çocuk olacak şekilde bir durum söz konusu değildir demektir. Bu da gösteriyor ki, aile mefhumu, ailenin oluşturduğu soy mefhumu son derece önemlidir ve mutlaka korunmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke dönemindeki tebliğinin genellikle fertlerle ilgili olduğu görülmektedir. Yani bireysel tebliğ yapılıyor, onları tek tek Müslüman ediliyor. Dolayısıyla bir ailede, müşrik bir ailede işte bir kişi Müslüman oluyor, iki kişi Müslüman oluyor, hiç Müslüman olmayanlar var. Mekke'de böyle bütünüyle Müslüman olan bir aile neredeyse yoktur. Tek tek insanlar Müslüman oluyorlardı. Ama Medine'ye hicret ettikten sonra Peygamber Efendimiz'in orada yaptığı ilk iş bir İslam toplumu oluşturmaktır. Hicret eden Müslümanlar Medine'ye geldiklerinde artık bir kitleydiler, bir nüfus oluşturmuşlardı ve bu nüfus topyekün yaşanacak olan İslam'ın ilk çekirdeğiydi. Değerli kardeşlerim, insan toplumsal bir varlıktır ve tek başına yaşayamaz. Tek başına Müslüman da kalınamaz. İslam toplum halinde yaşanması gereken bir dindir. O yüzden de zaten insanın olduğu yerde toplum da var. Toplumun olduğu yerde mutlaka din de bulunmaktadır. Mekke döneminde fert olarak Müslüman olan insanlar Medine döneminde İslam toplumun içerisinde korunmaya alınmışlardır. Yani bir atmosfer, bir iklim oluşturulacak ki insanlar orada yaşayabilsinler. O çevrede, hani şimdi ekolojik sistem diyoruz, orada bir düzen kuruluyor. O düzenden bir şey alındığında sistem çöküyor mesela. Bu sistem oluşturulduğu takdirde fertler de Müslümanca kalmaya ve Müslümanca yaşamaya devam edebilirler. Tek başına kalan insanlar genellikle hep zayıflarlar, dindarlıkları da zayıflar, kötüye doğru gider. Nasıl olsa kimse yok. Günah işlese kim görecek, kim hesap soracak falan. Ama toplum içerisinde beraber yaşadıkça birlikte bir yaşamanın verdiği o sorumluluk duygusu bizi daha düzgün bir şekilde hayatımızı devam ettirmeye motive etmektedir. Değerli kardeşlerim, aile kelimesinin yapısına baktığımızda mesela Arapça bir kelimedir. Arapçadan geliyor aile ve muhtaç olma demektir. İhtiyaç duyma demektir. Aile demek birbirine ihtiyaç duyan insanların oluşturduğu birliktelik demektir. Anne, baba, yani karı kocaya muhtaç, kadın kocasına muhtaç, çocuklar annesine babasına muhtaç. Bu ihtiyaçlı olma hali
aileyi bir arada tutmaktadır. Dolayısıyla bu kelimeden hareketle söylüyoruz ki ailede birbirine duyulan ihtiyaç azaldıkça aile bağları çözülür. Çözülür. O halde anne babanın birbirine olan ihtiyacı, çocukların anneye babaya olan ihtiyacı, anne babanın çocuklara olan ihtiyacı var olarak devam edecek ki aile bağları devam etsin. Bakın bugün batı toplumlarında, Avrupa'da, Amerika'da aile fertlerinin birbirlerine duydukları ihtiyaç sıfırlandığı için neredeyse aile mefhumu da son derece etkisiz bir hale gelmiştir. Olsa da olur, olmasa da olur. Evlilik zaten şart değildir. Çocuk istiyorlarsa çocuk yapıyorlar, o kadar. Aile kurup da bu sorunun altına girmek istemiyorlar. Ve ne yazıktır ki ülkemizde de son yıllarda aile kurumuna yönelik ciddi bir tahribat ne yazık ki söz konusudur. Evlilik yaşları hem erkekte hem kadında yükselmektedir. Başka hedefler öne getirildiği için evlilik geciktirilmekte. Bundan dolayı da başka ciddi problemler ortaya çıkıyor. Burası aslında düğün salonuymuş. Konumuz da aile. Şurada da iki sandalye var. Hocam niye bir çift ayarlamadınız bugün? Şurada bir nikah kıysaydık. Yok muydu burada bugünlerde evlenmeyi düşünen kimse? Mevlid gününde evlenmiş olurlar. Güzel de olurdu yani. Evet, bir aile kurmuş olurduk hiç olmazsa. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in kendi aile bünyesine, yapısına baktığımızda son derece yani örnek bir aile tablosuyla karşılaşıyoruz. Tabii Peygamberimize özel bir takım durumlar vardı. Biz buna hasaisun nebi diyoruz hadis ilminde. O özel, şahsına özel durumları bir kenara bırakmak kaydıyla onun nasıl bir koca, nasıl bir eş, nasıl bir baba, nasıl bir dede olduğunu falan gördüğümüzde işte diyorsunuz. Baba dediğin böyle olur. Eş dediğin, koca dediğin böyle olur. Dede dediğin böyle olur. Yani bu yönlerde Peygamber Efendimiz bize en güzel modelliği önümüze koymaktadır. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'i biliyorsunuz ilk evliliği Hazreti Hatice annemizle olmuştur. O sırada Peygamber Efendimiz hemen hemen 25 yaşlarındaydı. Hazreti Hatice annemiz ondan daha büyüktü, 40 yaşları civarındaydı. Ve Peygamber Efendimiz Hatice annemiz vefat edinceye kadar başka bir hanımla da evlenmemiştir. Ve Hazreti Hatice vefat ettiğinde Peygamber Efendimiz 53 yaşına gelmiştir. Yani artık vefatına neredeyse az bir zaman kalmıştı. 50'li yaşlarındaydı. Ama Peygamberimiz Hazreti Hatice'ye olan bağını o kadar yani tam bir işte karı koca diyebileceğimiz o sevgi, muhabbet, meveddet ve rahmet yuvası olarak görebiliyoruz ki bizim oraya odaklanmamız lazım. Hazreti Hatice nasıl bir kadın olarak evlendi? Nasıl bir kadın olarak aile hayatını devam ettirdi? Peygamber Efendimiz de nasıl bir eş olarak aileyi 25 yıl kadar böyle götürdüler? Bir kere şu yani Hazreti Hatice annemizin cefakar ve vefakar tarafını asla unutmamamız lazım. Aslında o Peygamberimizle evlenmeden önce Mekke'nin önde gelen iş kadınlarından, iş adamlarından birisiydi. Tüccardı, ticaret yapıyordu, parasını kendi kazanıyordu vesaire. Ama Peygamberimiz evlendikten sonra işlerini Peygamberimize devretti ve artık kendisi bu işlerle, ticaret işleriyle ilgilenmemeye başladı. Onları Peygamberimiz götürdü. O maddi gücünü de Peygamberimiz orada kullanmış oldu. Peygamber olarak görevlendirildikten sonra da Hazreti Hatice annemiz onun her daim yanı başındaki en büyük destekçisiydi. Yani şimdi sen şimdi niye ortaya çıktın ki? Düzenimiz bozulacak, insanlar bizi reddedecekler. Bak ne güzel yaşayıp gidiyorduk Mekke'de. Şimdi niye hayatımızı böyle karartacaksın? Niye böyle bir, nereden çıktı bu peygamberlik falan gibi bir şeyler söylemedi. O Hira mağarasında ilk vahyi alıp geldiğinde böyle endişeli, ürkmüş bir vaziyetteyken Peygamberimiz sakinleşinceye kadar o beni örtün, beni örtün dedikten sonra kendine geldi. Olup biteni Hazreti Hatice annemize anlattı. Hazreti Hatice'nin sözleri işte diyorsunuz bir kadın kocasına ancak bu kadar
destek olabilir. Daha orada Hazreti Hatice annemiz diyor ki, vallahi Allah seni asla mahcup etmeyecektir. Zaten eğer bir peygamber olacaksa bu ancak sen olur. Hani bu saydıkları vasıflar var orada. Yoksula yardım edersin, fakire bakarsın, herkesle bir şekilde onlar için çalışırsın. Yani kendini onlara feda edersin gibi sıla-i rahim yaparsın, akrabanı gözetirsin insanı. Yani peygamber olacaksa senden daha iyisi yok ki zaten. Anlamına gelebilecek sonsuz bir destek Peygamber Efendimiz'i kendine getirmiş. Ve ondan sonra da o ailesinden aldığı güçle Mekkelilerin, o Kureyşlerin o bitmez tükenmez eziyetlerine, işkencelerine göğüs gerebilmiştir. Aradan yıllar geçer, hicret olur. Hazreti Hatice çoktan vefat edip gitmiştir. Bir gün Peygamber Efendimiz evinde otururken dışarıdan bir hanım sesi duyar. İçeri girmek için izin isteyen bir kadın sesleniyordur. Birden heyecanlanır Peygamber Efendimiz. Hatice çıkar ağzından. Sonra içeriye giren kadına bakar ki Hazreti Hatice'nin kız kardeşi Hale imiş. Hale'yi görünce, baldızı Hale'yi görünce Allah'ım Hale'ymiş der. Yani sanki keşke Hatice gelseydi dercesine bir tahassür, bir hasret orada çekmektedir. Bu olayı seyreden, orada bulunan Hazreti Ayşe annemiz yaşının da biraz genç olması hasebiyle, tecrübesiz olması hasebiyle, biraz da Peygamber Efendimiz'e aşırı düşkünlüğü sebebiyle bu olaydan rahatsız olur. Ve der ki, ya Resulallah, yıllar önce ölüp gitmiş yaşlı bir kadını hala ne diye anlıyorsun ki? Allah sana ondan daha güzelini, daha gencini vermedi mi? Herhalde kendisini kastediyor. Ayşe öyle deme. Hatice başka. Hiç kimse benim yanımda yokken o vardı. Herkes bana karşıyken o beni desteklemişti. Çocukların annesi de oydu demek suretiyle aradan geçen onca zamana rağmen hala Hazreti Hatice'ye duyduğu sevgiyi, aşkı, muhabbeti dile getirmekten hiçbir zamanda çekinmiyor. Dolayısıyla Hazreti Hatice ve Peygamberimiz arasındaki karı koca ilişkisini bizim de aile yapımızın örneği ve modeli olarak öğrenmemiz ve yaşamamız gerekiyor. Ne yaptılar da böyle oldu? Bakın açık söylüyorum. Peygamber Efendimizin diğer evlilikleri, Hazreti Hatice annemiz dışındaki diğer evliliklerinin aslında başka bir sebebi olduğu söylenebilir. Hazreti Hatice annemizle olan evliliği dahil. Hazreti Hatice ile daha evliliğe ilk uygun olduğu vakitte evlendi. Gencecikken evlendi. Onu kendi evinde yetiştirdi ve tam bir alim kadın olarak topluma bıraktı. Kendisinden sonra insanlara bir şey öğretecekse Hazreti Ayşe öğretecekti. Yani Hazreti Ayşe'nin bir rolü vardı, bir görevi vardı. Neydi o? Peygamberden sonra insanlara hocalık yapması. Diğer hanımları, Safiye annemiz, Cüveyriye annemiz, Ümmü Habibe annemiz vesaire, bunlar evliliklerin hep bir sebebi vardır. Harici bir sebebi vardır. O yüzden benim kanaatim odur ki Hazreti Peygamberimizin bir eş olarak %100 bir evlilik yapmak amacıyla evlendiği tek kadın Hatice annemizdir. Yani sadece karı kocalık açısından düşündüğümüzde. Öteki evliliklerinin dediğimiz gibi bir takım başka sebepleri olduğunu söyleyebiliyoruz. O yüzden bizim de aile hayatımızda Peygamber Efendimizin başta Hatice annemiz olmak üzere diğer eşleriyle de yaşadıkları durumları, aile içerisindeki bazı ufak tatsızlıkların nasıl giderilmesi gerektiğine dair örneklikleri, Hazreti Peygamber'in eşlerine karşı nasıl davrandığı, eşlerinin ona karşı nasıl davrandığı ve bir misyon olarak, bir görev olarak diyelim ki ilişkilerin nasıl canlı ve diri tutulduğu. Evet, Peygamberimiz onların eşiydi, kocasıydı ama aynı zamanda peygamberleriydi. Öyle değil mi? Peygamber olarak da eşlerinin peygamberi, yani itaat edilmesi, dinlenilmesi gereken kişi kendi kocasıyla onların mesela. Hayber'in fethinden sonra değerli kardeşlerim, Müslümanların durumu iyileşti.
zenginleştiler. Ganimetler çoğaldı. Böyle biraz para yüzü gördüler diyelim. O zamana kadar daha kıt kanaat yaşıyorlardı. Tabi ganimetler gelince Müslümanlar biraz daha rahat bir hayat yaşamayı tercih ettiler. Bundan doğal olarak Peygamberimizin hanımları da etkilendiler. Onlar da Peygamberimize dediler ki, hani biz de şöyle daha iyi şartlarda yaşasak olmaz mı? Ev eşyalarını değiştirsek, perdelerin yenisini alsak, oturma grubunu değiştirsek falan. Hani günümüzdeki bazı kavramlardan dolayı söylüyorum bunları. Peygamberimiz dedi ki, hayır. Benim bu hayatta yaşama standartım böyle. Benim şartlarımda, benim standartlarımda yaşamayı tercih ediyorsanız devam edelim. Değilse dünyayı istiyorsanız, dünyalık istiyorsanız ben sizin hepiniz birden boşayayım, kafanıza göre yaşarım. Bakın taviz yok. Taviz yok. Yani hanım istedi, çocuk istedi, ne yapayım, direnemedim falan. Bakın değerli kardeşlerim, biz Müslüman olarak eğer nerede durmamız gerektiğini, ister kadın olarak, ister erkek olarak, dinimizin bize emrettiği noktalarda nerede durmamız gerektiğini bilemezsek kaymamız kaçınılmazdır. Hani peygamber insanlara, müminlere kendi canlarından daha evlaydı ya, daha öncelikliydi ya, hani en çok sevmemiz gereken insan peygamberimizdi ya, eşimizden, çoluk çocuğumuzdan, anne babamızdan, kendimizden daha çok sevmemiz gereken peygamberimizdi ya, bunu nasıl göstereceğiz? Bu ne zaman ortaya çıkar biliyor musunuz? Şimdi burada sorsam ki hepiniz en çok peygamberi kim seviyor? Herkes elini kaldırır, hepimiz isteriz. İddia böyledir. Ama peygamberimizin istediği bir şeyle kendimizin istediği bir şey çatıştığında, peygamberimin istediği bir şeyle eşimin, karımın, çocuğumun istediği bir şey çakıştığında yahut kocasının istediği bir şeyle peygamberin istediği bir şey çakıştığında hangisini tercih ediyorsak aslında en çok sevdiğimiz odur. Ya peygamberim zaten çok merhametli bir insan. O beni nasıl olsa anlar. Ben şu çocuğumun dediğini yapayım da onun gönlü kırılmasın. Çocuğunun dediğini tercih ettim, peygamberin geride kaldı. Eşinin dediğini tercih ettim, peygamberin dediği geride kaldı. Babanın dediğini kabul ettim, peygamberin dediği geride kaldı. Hani en çok onu seviyordum. Bırakın onları kendi tercihlerimize kıyaslayalım. Canımız bir şey istiyor. Paramız da var, yapabiliriz. İmkan verirmiş Allah Teala bize. Ama benim onu yapmam, peygamberim görseydi, hani İbrahim Sadri'nin şiirinde olduğu gibi, benimle beraber alışverişe gitse peygamberimiz, o yanımızdayken alabileceklerimizle, o yokken alışverişe alacaklarınızı kıyasladığınızda, hangisi peygamberin yanında almanıza yakışmıyorsa, o yokken de almıyorsanız o zaman peygamberi seviyorsunuz demektir. Seviyoruz demektir. Aksi halde geriye kalan kuru bir iddiadan ibaret demektir. Bundan dolayı da biraz bu açıdan kendimizi aynaya bakıp şöyle ben kimim ve ne yapıyorum diye hesaba çekmemiz gerekiyor. O günkü toplumda çocuklardan özellikle kızlara çok bir değer verilmezdi. Hemen hemen hiç değer verilmezdi. Hani kadına da çok değer verildiği söylenemez ama kız çocuklar hepten değersizdiler. Bedir Savaşı'ndan sonra Peygamber Efendimiz'in kızı Zeynep Medine'ye geldi. O zamana kadar Mekke'deydi. Damadı Ebu'l-As savaşta esir düşmüştü. Mekke'ye gidince eşi Zeynep'i, Peygamberimizin kızı Zeynep'i çocuklarıyla beraber Medine'ye gönderdi. Tabii Peygamberimiz yıllarca torunlarından ayrı kalmış. Medine'ye geldiğinde Zeynep'in kızı olan Ümame 3-4 yaşlarındaydı o sırada işte tahminlerimize göre. Peygamberimiz onu mescide götürür, farz namazı cemaate kıldırırken omuzuna oturtarak namazı kıldırırdı. Ümame, kız bir çocuk, peygamberin omuzunda farz namaz kılınıyor. Arkadaki cemaatin haleti ruhiyesini tahmin edebilir misiniz? O toplum daha güne kadar kız çocuklarını yüz vermediğini bırakın. Hani o diri diri gömme hadiselerini falan düşündüğünüzde işin boyutu nerede? Yani arkadaki cemaat bir bakıyor önde, peygamberin omuzunda bir kız çocuk var. Ya bu kız çocukları herhalde bizim gördüğümüz gibi değersiz falan değil. Bunları biraz itibara almak lazım, sevmek lazım diye ne yapıyor insanlar yavaş yavaş?
kırılıyorlar. Zihniyetleri değişiyor. İşte Peygamberimiz aile içerisindeki bu bağları, çocuklara nasıl bakılması gerektiğini falan böyle göstererek insanlara öğretiyorlar. Bir gün torunu Hazreti Hasan'ı kucağına almış, onunla oynaşırken, öperken, orada bulunan Akra bin Habis isimli bir sahabi, yeni Müslüman olmuş bir insan, daha İslam'ı çok iyi bilmeyen birisi, ya Resulallah siz böyle çocuklarınızı öper misiniz? Gayet tabii, öperiz. Benim 10 tane çocuğum var, daha birini öpmedim. Peygamberimizin cevabı şudur: Allah senin kalbinden merhameti söküp aldıysa ben ne yapayım? Yani sen katı bir adamsan, merhametsizsen, bu şey değil, çocuğun suçu falan değil, bu senin tamamen sorun diyerek merhamet etmeyene merhamet olunmaz duymak suretiyle çocuklarımıza karşı nasıl davranmamız gerektiğini gösteriyor. Bir gün böyle Hazreti Hasan'ın sırtını almış, belki Hüseyin de vardı yanında, onlara böyle, hani biz de yaparız ya, çocukları, torunları alıp böyle at gibi dört ayaklı bir şekilde gezdiririz ya çocukları. Öyle yaparken Hazreti Ebu Bekir içeri girmiş. Şimdi koskoca peygamber torunları sırtında emekleyerek onları eğlendiriyor. Hazreti Ebu Bekir der ki çocuklara, yahu sizin ne güzel bineğiniz var böyle. Peygamber de kafasını çevirir, süvariler de çok iyidir. Yani onları da yaban atmayasın, çocuklar da çok iyi. Değerli kardeşlerim, bu sahneler Peygamberimizin ailesinde çokça vardır. Onların çocuklara, dışarıdaki çocuklara, sahabenin diğer çocuklarına davranışları. Yani Enes'in bir küçük kardeşi var. Enes bin Malik'in küçük bir kardeşi var. 5-6 yaşlarında bir çocuk. Sokakta bir kuş yavrusu bulmuş. Herhalde yaralı ya da uçamıyor. Onu iyileştirmiş. Şimdi evde ona bakıyor. Derken kuş ölmüş. Çocuğun kuşu ölmüş. Peygamber Efendimiz onun evine gidiyor. Enes'lerin evine gidiyor. Ve o 6 yaşındaki, 5-6 yaşındaki çocuğa, ya kuşcağız ne yaptı böyle? Senin hani bir kuşun vardı. Ne oldu böyle? Yazık oldu falan diye çocuğu teselli ediyor. 5-6 yaşındaki çocuğun halet-i ruhiyesinin seviyesine iniyor ve onu teselli ediyor. Yani biz bunları hesaba kattığımızda, hani peygamber nerede, biz nerede diyebileceğimiz çok büyük bir fark yaşamış durumdayız. Değerli kardeşlerim, herhalde süren bitti mi hocam? Bu sıcak, salonda sıcaklaştı zannediyorum. Bu güzel günde, Mevlid'in bir haftasında peygamber sevgisinin sizi buluşturduğu bu toplantıda beni dinlemeye geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettikse affola diyorum. Peygamber Efendimizin yüzü suyu hürmetine burada buluştuğumuz gibi onun hürmeti olarak inşallah cennette de onun yakınlarında bir yerde olmak duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyor. Saygılar sunuyorum efendim. Fotoğraf alalım. Geldiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Mevlid-i Nebi haftanız kutlu olsun. Teşekkür ederim.